Hocam reflüden bahsettiniz. Peki reflü nedir? Tedavi yöntemleri nedir reflünün? O da günümüzün hastalıklarından birisi reflü. Şimdi reflü kabaca midedeki asitin veya gıdaların, yediğimiz herhangi bir şeyin yukarı yemek borusuna geri gelmesi demek. Buna biz reflü diyoruz. Reflünün en büyük nedenlerinden birisi mide fıtıkları. Çünkü yemek borusunun mideye girdiği bölgede, bizim kardiya dediğimiz bölgede diyafragmanın iki tane kurusu gelir. O kuruslarda eğer genişlik olursa o kapakçık mekanizması bozuluyor. Normalde siz mesela bir lokma alın, işte hamuda kalkın ayaklar yukarıda. Yuttuğunuz zaman yukarı midenize gider o. Evet. Ve geri de gelmez. Bu normal insanlarda bu böyledir. Eğer mide fıtığınız varsa, reflünüz de varsa bu asit özellikle gece yarısı. Siz uyurken hiç fark etmeden rahatlıkla yukarıya geliyor ve ses tellerinizi, boğazınızı yakıyor. Ve bazen ani öksürükle kalkıyorsunuz. Çünkü nefes borusuna kadar kaçabiliyor. Çünkü mide içi boş bir organ ama kuru değil. İçinde mutlaka bir sıvı var, açlık sekresyonu var. O da asit içeriyor. Sonuçta bu reflü astıma kadar gidebilen, yemek borusunun altında ülserler oluşturabilen bir aşamaya kadar gidiyor. Peki bunlarla diyelim ki ilaçlarla bunları idare etmeye çalıştık. Oradaki ama bir fıtığın mutlaka bir cerrahiye ihtiyacı var. Yani o fıtığın normal hale getirilmesi ve bir o kapak mekanizmasının yapılması lazım. Şimdi bu kapak mekanizmasını ilaçlarla yapamıyoruz. Mecburen cerrahi tedaviyle yapmamız gerekiyor. Yapılmasının şart olmasının en büyük nedeni de bu yemek borusunun altındaki ülserlerin zamanla kansere dönüşmesi. Çünkü son zamanlardaki mide kanserleri hep kardiya kanserleri. Yani yemek borusunun mideye girdiği bölgede oluşmaya başladı. Bu tüm dünyada arttı. O hücresel değişimleri daha ileriye safhaya gitmemesi için asitin artık yemek borusuna gelmesini engellemek gerekiyor. Bu engellemeyi de cerrahi olarak yapıyoruz. Bunu kapalı yöntemle yapıyoruz. Ufak laparoskopik dediğimiz ufak deliklerden. İki yöntem var bunda esas kullanılan. Bir kere o dediğimiz genişlemiş olan kurusu daraltıyoruz, normal haline getiriyoruz. Ardından bir daha kapak mekanizmasını oluşturmak için bir daha da yukarı asit çıkmasın diye ya mideyi yemek borusunun arkasına doğru sarıyorsunuz. Buna Nissen fundoplikasyon ameliyatı deniyor. %94 oranında asitin yukarıya kaçmasını engelliyor bu yöntem. Ya da bizim tercih ettiğimiz, yaklaşık son 10 yıldan beri de yaptığım bir yöntem, anterior 180 derece fundoplikasyon. Şimdi bu nedir? Şimdi bu mideyi arkaya sarıp da yaptığınız ameliyatta birkaç tane problem oluyor. Bu problemlerden birisi yutmakta güçlük. İkincisi mideye giren havayı geğirerek çıkaramama. Buna gaz bloating sendromu deniyor. Bunlar insanları çok rahatsız ediyor. Ama anterior fundoplikasyon ameliyatı %87 oranında başarılı ve bu semptomların hiçbirisi olmuyor. Mideyi ön tarafına doğru katlıyorsunuz. 180 derece çevrelemiş oluyorsunuz. Çok başarılı bir yöntem. Özellikle de reflü cerrahisine meslektaşlarıma da öneriyorum bunu. Çok başarılı bir, komplikasyonları az bir reflü cerrahisi.